Mart ayında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ons altın ay boyunca yukarı yönlü eğilim gösterdi. Altın ve döviz kurları hakkında konuşan Sarraf İhsan Gülderdi şunları ifade etti. Son 2 haftadır inişli çıkışlı bir sezon geçiriyorduk. Bu hafta itibariyle de aşağı yönlü hareketler gözlendi. Bunun da en başta onsun aşağı yönlü hareketleri oldu. Ons bu sabah itibariyle 1929'a kadar geriledi. Bildiğiniz üzere 2050'ye kadar çıkmıştı. Özellikle ateşkesin imzalanmasından sonra onsun aşağı yönlü hareketlerini gördük. Fakat Amerika'nın yaptırım kararlarıyla birlikte tekrar yukarı yönlü hareketler gözlenebilir. En çok altında Rusya-Ukrayna gerginliği göze batmakta. Bunları takip ediyoruz. Dünya genelinde ise özellikle enflasyon rakamlarının yüksek çıkması faiz oranlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Fed Bankası'nın özellikle faiz kararını 0,25 baz puan kadar yukarı çekmesiyle birlikte diğer dünya devletleri de faizlerde arttırıma gitti. Bu da fiyatları etkiledi. Özellikle İngiltere'nin, Kore'nin de faiz arttırımına gittiğini, ülkemizde de faizin sabit tutulduğunu gördük. Ama ilerleyen zamanlarda özellikle sabah açıklanan Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz arttırımına gideceği sinyalini vermesi, özellikle bu haberleri dikkatle takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Bugün itibariyle çeyrek altın 1520 lira, 22 ayar altın 900 lira, has altın fiyatı 922 lira. Dövizlere de isterseniz kısaca göz atalım. 14.85 seviyesinde dolar işlem görürken 16.40 seviyesinden de euro işlem görüyor. Çok volatilitesi yüksek bir ayı geride bıraktık diyebiliriz. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik zirvelere tırmandırmıştı altını. Özellikle ons bölgesinde 2060 rekoru tekrardan tazelenebilirdi. O banda çarptı, sonra tekrar aşağı yönlü hareket etti. Tamamıyla dünya üzerinde en büyük haberlerin biri Rusya-Ukrayna gerginliği ve Fed'in faiz kararları oldu. Bunları sıkıca takip ediyoruz. Tabii ülkemizde de yerel olarak bankaların mevduat hesaplarının 600 milyar TL'ye kadar çıktığını gördük. Bu ay itibariyle altında da aynı şekilde kur korumalı mevduat hesapları açıldı. Tabii bu haberleri sıkı sıkıya takip edeceğiz. Yatırım tavsiyesi olmadan da bu fiyatlardan altın alınabilir seviyede olduğunu herkese söylemek istedim.